For a better fit, it's got to be new Satin Touch Cottontails with Lycra. Lan basket, şerefsiz hayvan. Elma sirkesi ve zeytinyağı içerek başlıyorum güne. Bir şey tüketmiyorum birkaç saat. Sabah çok iyi hissettiriyor gerçekten beni. İkisi güzel bir karışım. Su atmam için zaten çok fazla su içmem lazım. Bu bence en zor kısımlarından biri bu işin. Evet, onları içtikten sonra yaklaşık yarım saat YouTube'da geziniriz. Kedim için oyun kanalları, naçizane oyun oynayan birisi. Kendim için de ana sayfaya düşen. Bakalım bugün ne izleyeceğiz? What's going on my babies? Welcome to another nutrition video episode. Danny, artık dışarı çıkabilirsin. Bu sosyal medyada gerçekten neyin ne olacağı hiç belli değil. Tamamen masumane bir paylaşım. Öyle tepkiler alıyor ki böyle dün şok geçirdim gerçekten. Herkes bir anda Tom Hardy oldu. Yani o kadar videoyu boşuna yapmışız abi. Buradan başta Rıdvan abi olmak üzere. Koydu bir köşede küçüğüm diye Allah beni görmez sanırdım. İnşallah görmüyordum. Okan Bayülgen. Ben hep sporun sağlığa zararlı olduğunu savundum. Maradona. A different Diego. Messi. Messi. Ve Türk halkından özür diliyorum. Utanıyoruz. Millet şey sanıyor galiba böyle. Boy var, vücut var, para var. Hadi para yok, hadi boy var, vücut var. Fiziksel özellikler çok iyi. O senin böyle hayatta çok işine yarayacak falan sanıyor. İş hayatına gelince güne güçlü başlangıç yapıyoruz. Kahve. Gemlik zeytini. Sebzeli tavuk var, bunu fırında yaptık. Soğuk yemek de çok keyifli gerçekten, böyle yemekleri. Piç kuruları. Ama bu nasıl? Antrenman öncesi ne izliyorum? Hemen göstereyim. Gerçi bugün benim itiş günü ama leg day izliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bunu daha önce yaptın. Devam et. Bastım be. Amerika'da mıyız? Kasırga geliyor. Bu nedir ya? Arabaya zor bindim ya. Yağmur başladı. Şehir içinde basma. Acısı. Corre, no te rindas, corre.
Sabahın sonu unutmazsam, çünkü bazen unutuyorum. Çok güzel esnetmek için kullandığım bir egzersiz. Göğüs kasları için. Antrenman sonrası favorim. Şöyle besin değerlerini bir gösterelim. Şeker ne kadar var? 3 gram şeker var. İşlenmiş gıdaları tavsiye etmiyoruz ama ben bayağı az beslendiğim için bu bana etki etmeyecek bile. Bir tane bundan alacağım. Başka da bir şey almayacağım. Aleyna Tilkicim bas! Lütfen düşme, lütfen düşme. Tam böyle çekeceğim. Eve geldim, çok açtım, ayaküstü tavuk yedim. 5 yumurtalı omlet yiyeceğim. Karbonhidrat alacak mıyım, almayacak mıyım bilmiyorum. Evde tuz kalmamış. Komşudan aldık Allah'tan. Tuz nasıl bitiyor evde onu da anlamadım. Şimdi Şimdi çocuklar Among Us'a çağırdı. Onları kırmayacağım ve katılacağım ve monitör aldım. Şu asalete bakar mısınız? Oyunlara bakın, oyunlara. Mükemmel. Öldürdüler beni. Şu an tartışıyorlar. Bak Göktuğ burada. Göktuğ da Spartaküs gibi giymiş. Göktuğ bir yerinde dursana. Çekemiyorum. Hareket etme. Bu kafandaki ne? Anladım. Peki olduracağım. 10.000 IQ yapalım. Sana bir şey soracağım. Sen harfleri üfledin. Bana üfledin en son anlamı. Sıra dön herkese. Day 2. Ben çok kısa konuşacağım. Hocam kısa konuşmayın çünkü bütün Türkiye sizi merak ediyor. Türkiye uzun konuşacağım dönem olacak. Şimdi. Uyanıldı Sersem. Beş yumurta yiyip antrenmana gideceğiz. Çişim geldi. Evet, tahmin alalım, bu eller kimin? Bu sayfayı lisede bir arkadaşımla açmıştık. Hüseyin diye bir arkadaşımla. Şey demişti ya kanka, bu vücutlar, bu kadar vücut da çok itici falan demişti böyle. Ben de baktım şöyle. Şöyle Hüseyin'e uzun uzun baktım, hiçbir şey dememiştim. Serdar Aktolga'yı ilk gördüğüm an bu dergide Hardline'la. Büyük sırt kasları için. Arnold ne diyor? Ne yapıyor burada? Bench'in üstünde çıkmış row yapıyor. Burada büyük ihtimal sırtını çok iyi esnetiyor. Bu dönemde vücut geliştiriciler bugün insanların aptalca ya da tehlikeli olarak gördükleri pek çok şeyi yaparlardı. Bilimsel de çalışmıyorduk. Fakat yalın ayak bench'in üzerine çıkıp bent over row yapıyorduk falan diyor. Spor salonunda artık hiç kimse barbell row yapmıyor. İnsanlar makineyle ve dumbbell'la çalışmayı tercih ediyor. Ancak ben her zaman eski usul falan filan diyor. Hazır. Bu dergiyi tanıtırken size bir zamanlar uyguladığım deadlift programını paylaşayım. Kullandığınız ağırlığı 6 haftada 50 kilo kadar arttıracak. Biraz abartı var. Herkes yapamayabilir 50 kilo ama artacağı kesin. Birinci gün. 2 set 10 tekrar. Bunlar ısınma bu arada. Diğer günde defisit yapıyorsun. Size belki bir fikir sahibi olursunuz. Johnny Jackson ölüyü diriltiyor. Ne diyor? 4-6 tekrar aralığında maksimum ağırlıkları hızlı hareket ettirin. %100 doğru bir şey. Deadlift. Tamam. Weighted pull-up, barbell row, seated cable row. Ha, bu sırt programı. Bakın bir program daha işte. Çekiş gününde yapılabilecek gayet güzel bir program. One hour later. Jimolix'ten kargom geldi. Buradan Özcan abiye teşekkür ederim. Burada bir atlama ipi var. Burada. Bu slingshot. Bunu birazdan açarım. Bench press'te takıyorsunuz. Bilek sargısı. Deadlift günü motivasyonu.
Evet, deadlift gününe hepiniz hoş geldiniz. Birazdan McFit'teyiz. O ne la? Oğlum buraya park etme. Deliler gibi deadlift yapacağız inşallah. Gidelim. Bak çizgiyi gördün mü? Araba böyle park edilir. Yoğun istek üzerine kemere imza atacağız. Jimolix. Şuraya bir küçük bas yazalım. Bir adam atletle idman yapmıyorsa bir cacık değildir abi. Bu kadar basit. Kayıt. Sen bekle, ben geleceğim. Tamam tamam. İzleyelim mi?